Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimyasal tepkimelerde denge diyeceğiz arkadaşlar. Öncesinde tepkimelerde enerji ve hız konularını, hız ünitelerini tamamlamıştık. Şimdi kimyasal tepkimelerde denge diyeceğiz. Buradan sonrasında ise sıvı çözeltilerde denge diyeceğiz ve seneyi hep birlikte kapatmış olacağız. Şimdi neler olacak içeriğimizde şöyle bir bakalım. Denge tepkimelerini bir diğer adıyla tersinir tepkimeleri inceleyeceğiz. Yani hangi tür tepkimelere denge tepkimesi diyeceğiz. Hangileri bu özelliği göstermiyor bunları değerlendiriyor olacağız. Ardından dengeye dair bazı sabit değerlerimiz, sabitlerimiz olacak. Kısmi basınçlar ve kısmi e, derişimler cinsinden denge sabitlerini değerlendiriyor olacağız. Ardından... Denge kesri diyeceğiz ve bir tepkimenin dengede olup olmadığını belirliyor olacağız. Nasıl karar vereceğimizi belirliyor olacağız ve eğer tepkime değil dengede değilse ne yönde hareket edecek? Ürünlere doğru mu hareket edecek yoksa tepkime geri doğru dönüp girenlere doğru mu hareket edecek? Bunun üzerine yorum yapıyor olacağız. Ardından e, kimyasal tepkimelerde enerji konusunda işlediğimiz Hess yasasını tekrardan gündeme getiriyor olacağız ve değerlendirme yapacağız. Yani tepkime üzerinde yaptığımız değişiklikler bunun KC değerini ve KP değerine nasıl etki eder bunları değerlendireceğiz. Son olarak da dengeyi etki eden faktörleri Löşetalya prensipleri olarak değerlendiriyor olacağız. O zaman burayı tamamladığımıza göre ne yapacağız? Tabii ki sonrasında da ödevlendirmemiz gerekecek. Gelecek. Peki neler varmış ödevlendirmemizde? Hemen şöyle bakalım. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesini son olarak bitirmiştik. Şimdi kimyasal denge ve dengeye etki eden faktörleri bu dersimize tamamlamış olacağız. Dolayısıyla 195. sayfadan 205. sayfaya kadar Dinamo Kimya kitabımızda çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar. Neler varmış hep birlikte şöyle bir göz atalım. Ünitemizin başlangıcı olacak bu tabii ki. Her sayfamızda ilk başta bir çözümlü örnek karşımıza çıkacak. Bu çözümlü örnek sayesinde aslında bir konu bir kazanım bize anlatılıyor olacak. Ardından da burada çözdüğümüz soruya benzer soru sorular aşağıda bizim çözmemizi bekliyor olacak arkadaşlar. Her sayfada bu bu şekilde devam edecek. Bir çözümlü örnek ve bununla ilgili 4 tane soru arkada bizi bekliyor olacak. Ardından da tarama testi karşımıza çıkacak. Sonrasında Lochetelye prensiplerini yani dengeye eden etki eden faktörlerle ilgili sorular olacak. Bu bölüm tamamlanınca da yine bununla ilgili bir tarama testi karşımıza çıkacak. Sonraki dersimizde ise suyun otoiyonizasyonu ile sıvı çözelti dengelerine başlıyor olacağız 206. sayfaya kadar. Şimdi çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar. Diyelim ki çözemediğimiz, takıldığımız herhangi bir soru oldu, herhangi bir yer oldu. E ee, kare kodlar her sayfamızda mevcut arkadaşlar. Bu kare kodlar sayesinde video çözümlerine ulaşabiliriz ve eksiklerimizi giderebiliriz. Anlamadığımız yerleri öğrenebiliriz. O zaman haydi dalalım bakalım. Şimdi dedik ki öncelikle bir tepkimenin denge tepkimesi olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor ki onun üzerinde bahsettiğimiz işlemleri yapabiliriz. Şimdi kimyasal dengede arkadaşlar tepkime iki durumda değerlendirebiliriz. Bir tam verimli tepkime, bir de tersinir tepkime olarak göz önüne alacağız. Tam verimli tepkime neydi? Şu, onu zaten önceden de biliyoruz. Eğer girenlerden herhangi biri tepkime sonunda tamamen tükenmişse, elimizde hiç kalmamışsa bu tarz tepkimeleri yüzde yüz verimle gerçekleşmiş yani tam verimli tepkime olarak değerlendiriyorduk. Dolayısıyla eğer maddelerden birisi tamamen bittiyse burada bir denge durumundan söz edemeyiz. Orta tepkime tamamlanmıştır tepkime devam etmiyordur. Ancak eğer bir denge tepkimesi söz konusuysa burada yüzde yüzden farklı bir verim değeri ortadadır. Yüzde 40 olabilir yüzde altmış yüzde seksen fark etmiyor bir verim değeri ortadadır ve Girenlerden de, ürünlerden de, ortamda madde varlığını korumaya devam ediyordur. Yani hem girenlerden hem ürünlerden belli miktarda maddeler vardır. Atıyorum 2'ye 1 mol başlangıçta almışız. İkisinden de birer mol harcanmış olsaydı ne yapacaktık? Y bitti, x'ten kalan var diyecektik ama bunun gerçekleşmesini, devam etmesini sağlayacak ortamda hiçbir etken yok. Bu yüzden bu tepkime tamamlanmıştır. Herhangi bir şekilde tepkime devam etmiyordur diyeceğiz. Ancak eğer ortamda ikisinden de 0.5'er mol harcadıysak ikisinden de ortamda madde vardır. Ne kadar olduğu fark etmez ikisinden de madde var. E üründen de belli miktar madde var. Şimdi böyle bir durum oluştuysa bu tepkime hem ileri yönde hem geri yönde devam ediyordur. Sürekli tepkiler ediyordur. Dolayısıyla böyle bir durumda da bu oku şöyle çift yönlü olarak koyacağız. Bu tarz tepkimelere de tersinir tepkimeler diyeceğiz. Yani bu anda gerçekleştiği zaman hem X ile Y birleşip Z'ye dönüşüyordur hem de ortamdaki Z geriye dönüp X ve Y'ye parçalanıyordur. Arkadaşlar böyle bir tepkime ortamı varsa, bir denge durumu varsa burada tepkime biz dokunmadığımız sürece, müdahale etmediğimiz sürece sonsuza kadar devam eder. Yani bu tepkime sürekli ve sürekli kendini devam ettirir. Bir denge tepkimesi asla bitmez diyeceğiz. Evet makro boyutta gözle gördüğümüz bir değişiklik olmayabilir ama ...mikro boyutta tanecik boyutunda düşünecek olursak... ...bu tepkime sürekli devam ediyordur. Ama iki yönlü devam ettiği için... ...miktarlarda hiçbir değişiklik olmuyordur. Peki bu denge anını nasıl belirleyebiliriz? Yani artık madde miktarında hiçbir değişiklik yok. Bütün maddelerin miktarları sabit kaldı. Bu veriye ulaşmak için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gümüş klorür, gümüş ve klor yonlarına ayrışıyor. Böyle bir tepkimenin olduğunu varsayalım. Suyun içerisine attığımız zaman... Başlangıçta tabii ki gümüş klorür katısı hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak. Çözünebileceği yere kadar. Ama ortamdaki gümüş klorürün miktarı azaldıkça çözünme hızı yavaşlamaya başlayacak. Dolayısıyla bu tepkime ileri yönde azalmaya başlayacak. Ama geri yönde de miktarlar arttığı için hani çarpışma teorisi bize bunu söylüyordu. Sürekli çözüme gerçekleşiyor. Ürünlerin miktarı artıyor. Bunlar birbiriyle çarpışıp gümüş klorür katısını oluşturmaya başlıyorlar bu defa. Bu yüzden ne olacak? Geri yöndeki tepkimenin hızı sürekli artacak ve öyle bir yere gelecek ki ileri yöndeki tepkimenin hızıyla geri yöndeki tepkimenin hızı birbirine eşitlenecek. İşte bu eşitliğin gerçekleştiği ana biz denge anı adını vereceğiz arkadaşlar. Bu durumda ortamdaki bütün maddelerin miktarları sabit kalacak. Tekrar ediyorum bu tepkime hiç durmayacak. Sürekli gümüş klorür iyonlaşmaya devam edecek. Bu iyonlar da birleşip katı hale dönmeye devam edecek ama bu tepkimeler eşit hızda gerçekleştiği için madde miktarları sabit kalacak. Bu anı da biz denge anı adını vereceğiz. Suyun buharlaşmasını da bunu örnek olarak verebiliriz. Ee, sıcaklık değişmiyorsa ve bir denge durumu oluştuysa işin içerisinde hani denge buhar basıncını da bu şekilde tanımlıyorduk zaten. Gaz molekül sayısı da sıvı molekül sayısı da artık sabitlenmiştir ve bir döngü halinde bu tepkime sürekli devam ediyor. Peki bir tepkimenin tersinir olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Yani bir denge tepkimesi midir yoksa değil midir? Tamamen gerçekleşir mi ya da hiç başlamaz mı gerçekleşmeye? Bunu belirlemek için arkadaşlar maddelerin, bütün maddelerin ortak bazı istekleri var. Bunları biliyor olmamız gerekiyor ki tepkimeleri de aslında bu isteklerini karşılamak için yaparlar. Bütün maddeler maksimum düzensizliğe ulaşmak isterler arkadaşlar. Olabilecekleri kadar düzensiz hale gelmek isterler ve bunu yaparken de bir taraftan enerjilerinden kurtulmaya çalışırlar. Yani minimum enerjiye sahip olmak isterler. Maddenin aslında fiziklerin fiziksel hallerinin bulunmasının sebebi de budur. Neden madde sadece katı halde ya da sadece gaz halde bulunmuyor? Çünkü katı hal minimum enerji eğilimi için olumlu bir durum en düşük enerjili hal ama aynı zamanda en düzenli hal. Dolayısıyla maksimum düzensizlik isteğini karşılamıyor. Gaz hale gittiğin zaman bu defa maddenin en düzensiz hali var. Dolayısıyla bu isteği karşılıyor ama minimum enerji eğilimini karşılamıyor. Çünkü katı hale göre çok daha yüksek enerjili bir fiziksel haldir gazal Dolayısıyla bunlar arasında sürekli bir denge durumu geçerli oluyor. Mesela katı halden sıvı hale suyun geçişini değerlendirecek olursak. Şimdi Katı hal sıvı hale kıyasladığımız zaman hangisi daha düzensiz? Tabii ki sıvı hal. Tanecikleri daha rahat hareketler yapabildiği için, tanecikler arasındaki mesafe daha fazla olabildiği için daha düzensiz bir haldir. Dolayısıyla minimum düzensizlik eğilimi bu tepkime için bu yönde. Minimum düzensizlik. Peki maksimum ki şey, maksimum düzensizlik eğilimi bu yöndedir. Özür diliyorum. Sıvı hale geçmek istediği durumdadır. Minimum enerji eğilimine gelecek olursak bu defa da tepkimenin egzotermik mi yoksa endotermik mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Tepkime endotermik bir tepkimeymiş değil mi? Entalpi değerinin pozitif olması bu tepkimenin endotermik olduğunu bize gösteriyordu. Yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşen bir tepkime olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla dışarıdan ısı alıp bu hale geçtiğine göre sıvı hal katı hale göre daha yüksek enerjili bir haldir. O zaman minimum enerji eğilimine yönü olacak tabii ki katı hale doğru olacak. Şimdi burada Ok iki yönlü çıktı. Bakın minimum enerji eğilimi girenler yönünde, maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönünde. Dolayısıyla bu tepkime bir denge tepkimesidir diyebiliriz ya da tersinir bir tepkimedir diyebiliriz arkadaşlar. Yani bakmamız gereken ne olacak? Bu iki eğilimin zıt yönde olması gerekiyor ki bir eğilim onu ürünlere, diğer eğilim girenlere doğru yöneltsin. Ama şu tepkimeye baktığımız zaman düzensizlik açısından baktığımız zaman e, ürünlerin daha düzensiz olduğunu söyleyeceğiz. Yani maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönünde. Ama ısı ürünler tarafına yazılmış. Dolayısıyla aslında şöyle değerlendirebiliriz. Delta H küçüktür sıfırmış. Yani egzotermik bir tepkimeymiş. Egzotermik bir tepkime olduğuna göre açığa ısı çıkararak gerçekleştiğine göre ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden daha düşükmüş. Yani minimum enerji eğilimine geldiğimiz zaman bu tepkime için o da ürünler yönünde. Dolayısıyla bu tepkime tersinir bir tepkime değil tersinmez bir tepkimedir. Dolayısıyla bir denge tepkimesi oluşmasını beklemiyoruz. Bu oku çift yönlü olarak koyamayız bu tepkime için. Veya şu tepkimeye geldiğimiz zaman N2O4 parçalanıyor. Şimdi hangi taraf daha düzensiz? E tanecik sayısının fazla olduğu taraf daha düzensizdir. Dolayısıyla minimum şey maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönünde. Şimdi ısı girenlere yazılmış. Dolayısıyla burada entalpi değerinin pozitif olduğunu dolayısıyla tepkimenin endotermik bir tepkime olduğunu söyleyebiliriz. Endotermik olduğuna göre bu tepkime e, ısı burada olduğu için yani daha düşük enerjili olan tarafın girenler olduğunu o yüzden de tepkimenin e, minimum enerji eğiliminin girenler yönünde olduğunu belirtebiliriz. Okları çift yönlü koyduğumuz için bu tersinir bir tepkimedir diyebiliriz. Yani bir tepkimenin tersinir olup olmadığını yorumlayabilmek için e, maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimlerini değerlendirmemiz gerekiyor. Peki bir denge anını ifade ederken demiştik ki İleri yöndeki tepkime hızının geri yöndeki tepkime hızına eşit olduğu an bize denge anını verecektir. Buradan yola çıkarak da denge anına dair sabitleri elde edebiliriz. Bir denge sabiti oluşturabiliriz. Arkadaşlar tip, ileri yöndeki tepkimenin hız denklemini oluşturacak olursak ne diyorduk? İleri yöndeki tepkime için sadece girenlere bakarız. Girenlerde gaz fazında veya suda çözülmüş fazla olan maddelerin derişimlerinin çarpımını alırız. Tabii ki hız sabitiyle birlikte ve katsayıları da üs olarak yazdığımız zaman biz burada ileri yöndeki tepkimenin hız denklemini oluşturmuş oluruz. Yani buradaki R'leri K'i çarpı A üzeri A çarpı B üzeri B şeklinde ifade edilir. Geri yöndeki tepkimeyi değerlendirecek olursak bu defa da ürünlerdeki maddelerin derişimleri çarpımını almamız gerekecek ve tabii ki geri yöndeki tepkime için başka bir hız sabiti olacak. KG çarpı bu sefer C üzeri C çarpı D üzeri D şeklinde hız denklemini yazacağız. İşte bu eşitlik bize denge anını verecektir. KC değerine gelecek olursak KC dediğimiz değer derişimler cinsinden denge sabitidir arkadaşlar. Bu her zaman için ileri yöndeki hız sabitinin geri yöndeki hız sabitine oranını verecektir bize. Dolayısıyla biz şu eşitlikten yola çıkarak KI bölü KG'yi yazacak olursak ne diyeceğiz? Ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri tabii ki kas sayıları üst olarak yazdığımız zaman bu elde edeceğimiz değer bize KC sabitini yani e, derişimler cinsinden denge sabitini verecektir. Hemen bir soru üzerinden bunu yorumlayalım bakalım. T santigrat derece sıcaklıkta sıcaklık önemli burada çünkü e, denge sabiti sıcaklığa bağlı olarak değişen bir büyüklüktür. 2 litrelik kapalı bir kapta 6 mol hidroflorik asit ile başlatılan bir tepkime varmış. Dengeye geldiğinde kapta 2 mol flor gazının yer aldığını bize söylüyor. Buna göre bu tepkimenin bu sıcaklıktaki denge sabiti Kc değerini hesaplamamızı istiyor. Arkadaşlar yapacağımız nedir? Şimdi tepkimeyi karşımıza bir alalım değerlendirelim. H2 varmış, bir de F2 açığa çıkıyormuş. Şimdi başlangıç değeri olarak bize neler verdi başlangıçta? Dedi ki 2 litrelik bir kap var ve 6 mol hidroflorik asit var. Başlangıçta 6 mol bundan var. Bunlardan tabii ki elimizde hiç yok. Şimdi değişimi değerlendirecek olursak tabii ki son durumla bunu kıyaslayarak gidelim. Son durumda bize diyor ki 2 mol flor gazı vardır. Şimdi 2 mol flor gazının son durumda ortamda olabilmesi için 2 mol florun üretilmiş olması gerekiyor. Katsayılara baktığımız zaman bu 2 molde hidrojenin oluşması gerektiğini bize söyler. Burada yine katsayısı 2 olduğu için 4 mol hidroflorik asidin harcanmasıyla ancak bu durum gerçekleşebilir. Şimdi değişim durumunu da buradan yola çıkarak hesaplamış olduk. Buna göre demek ki son durumda 2 mol hidroflorik asit, 2 mol hidrojen, 2 mol de flor gazının ortamda bulunması gerekiyormuş ki denge ortamı oluşabilsin. Son durumdaki değerler bize aslında Buradaki denge sabiti ile ilgili bilgiyi verecek. Şimdi tepkimeyi değerlendirdiğimiz zaman burada KC değerini nasıl yazarız? KC için yani derişimler cinsinden denge sabitini yazabilmemiz için yapmamız gereken neydi? Ürünlerin derişimleri çarpım bölü girenlerin derişimleri çarpımını almaktı. Yani hidrojenin derişimi çarpı florun derişimi bölü HF'nin derişimi ve tabii ki bunun karesini alacağız. Kat sayısı 2 olduğu için bunu da asla unutmuyoruz arkadaşlar. Bu bize kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini verecek. Şimdi buradaki değerleri nasıl kullanacağız peki? Başlangıçta da 2 litrelik kapta gerçekleştiğini söylediğine göre bize son durumda hepsi 2 şarm olmuş do dolayısıyla molerite eşittir n bölü v'den. Hepsinin birer molar olduğunu hesaplayabiliriz. 2 bölü 2 yapmamız yeterli olacak. Dolayısıyla hepsinde derişim yerine 1 yazmamız yeterli. KC eşittir diyeceğiz. 1 çarpı 1 bir bölü 1'in karesinden 1 olarak bulunacak. Demek ki bu tepkime için T santigrat derece sıcaklıkta denge sabitimiz 1'miş arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneğindeymiş. Yine aynı şekilde e, bu soruyu kullanacak olursak kısmi basınçlar cinsinden nasıl yorumlayabiliriz nasıl bir e, denge sabiti oluşturabiliriz arkadaşlar öncelikle molaritenin yani derişimin burada kullandığımız derişim biriminin e, tanımını hatırlayacak olursak nasıl tanımlamıştık demiştik ki birim hacimde bulunan mol sayısına biz molarite diyoruz Bir litre hacimdeki e, mol sayısıydı dolayısıyla mol bölü hacim Şimdi kısmi basınç neydi peki? Bir gazın mol kesri ile toplam basıncın çarpımı onun kısmi basıncını veriyordu bize. Dolayısıyla ikisi de aslında mol sayısıyla doğru orantılı bir şekilde artıyor. Atıyorum bir gazın mol sayısını iki katına çıkarırsak kısmi basıncı da iki katına çıkar şartlar değişmediği sürece aynı şekilde bir çözeltideki herhangi bir maddenin ya da herhangi bir gazın mol sayısını iki katına çıkarırsak moler derişimi iki katına çıkar şartlar değişmediği sürece dolayısıyla nasıl kısmi bas e derişimleri kullanarak bir denge sabiti oluşturuyorsak aynı şekilde kısmi basınçlar üzerinden de bir denge sabiti oluşturabiliriz yapacağımız işlem aynı Ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerin kısmi basınçları diyeceğiz bu defa sadece. E, tabii ki kas sayıları yine üst olarak yazıyor olacağız. Yani böyle bir tepkime varsa C'nin kısmi basıncı üzeri C çarpı D'nin kısmi basıncı üzeri D bölü A'nın kısmi basıncı üzeri A çarpı B'nin kısmi basıncı üzeri B dememiz yeterli olacak. Peki herhangi bir tepkime de tabii ki gaz fazında gerçekleşen bir tepkime olması gerekiyor ki biz Kp gibi bir durumdan bahsedebilelim. KB eşittir. KÇ çarpı RT üzeri delta N şeklinde bir formül kullanabiliriz. Biz herhangi bir soru kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini verip derişimler cinsinden denge sabitini bulmamızı isteyebilir. Veya derişimleri verip derişimler cinsinden denge sabitini hesaplamamızı isteyip buradan yola çıkarak kısmi basıncı buldurabilir. Bu şekilde yorum karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bu formüldeki değerler hangi anlama geliyor peki? Kp kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti, KC derişimler cinsinden denge sabiti, R biliyoruz ki 22,4 bölü 273 veya 0.082 şeklinde bir sabitli arkadaşlar bu değeri kullanabiliriz. T kelvin cinsinden ortamın sıcaklık değeridir. Delta N ise arkadaşlar buradaki gaz fazındaki maddelerin kat sayıları arasındaki farktır. Yani ürünlerin katsayıları toplamı eksi girenlerin katsayıları toplamı yaptığımız zaman delta n değerine ulaşmış oluruz. Denge kesrine gelecek olursak Qc'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu tepkimenin herhangi bir anında derişimlerin denge bağıntısında yerine yazılmasıyla elde edilen değer olarak tanımlayacağız. Şimdi bu Qc ne işe yarayacak peki? Qc'yi kullanarak ve bu Qc'yi Kc değeriyle kıyaslayarak Tepkimenin dengede olup olmadığına karar vereceğiz veya eğer dengede değilse tepkime hangi yönde hareket edecek buna karar vereceğiz. Eğer QC'yi biz KC'ye eşit bir değer olarak bulursak diyeceğiz ki bu tepkime zaten dengedeymiş. Herhangi bir şekilde ürünlere ya da girenlere doğru yönelim gerçekleşmeyecek. Ortamdaki madde miktarları sabit kalacak. Eğer QC değerini Kc değerinden küçük bir değer olarak hesapladıysa bu ne demek oluyor? Henüz bu tepkimenin yolu var demek oluyor. Daha gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla tepkime ürünlere doğru hareket etmesi gerekiyordur. Hani şöyle düşünelim. Kc ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri olduğu için Qc daha küçük bir değer olursa bu ürünlerin derişiminin artması gerektiği anlamına geliyor. Yani tepkime ürünlere doğru bir süre hareket etmesi gerekiyordur. Eğer ki Qc Kc'den daha büyükse bu tepkim olması gerekenden daha ileride bir pozisyondadır. Geri gelmesi gerekiyordur. Yani girenler yönünde hareket etmelidir. Girenler yönüne doğru tepkiminin değişmesi gerekiyordur. Burada da yine KC denkleminde ürünlerin derişimleri bölü girenler derişimi yaparken girenlerin derişimleri ürünlerden daha düşük olacağı için QC'nin büyük olması durumda paydanın miktarını artırabilmek için girenlere yöneldiğini belirtebiliriz. Hemen bir soru üzerinden değerlendirelim bunu mesela. Bize bir tepkime vermiş. Bu tepkimenin T santigrat derece sıcaklıkta derişimler cinsinden denge sabitini 1 olarak vermiş. Bakın hangi sayıyla kıyaslayacağımızı şu an biliyoruz. T santigrat derece sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta birer mol azot, hidrojen ve amonyak ile oluşturulan sistem ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bize koşulu verdi, Kc değerini verdi. Dolayısıyla diyor ki QC'yi hesapla sonra da gel bunu KC ile kıyasla. QC'yi hemen hesaba katılma o zaman. Nasıl hesaplıyorduk? Diyorduk ki KC için oluşturduğumuz denklemde bize verilen bu değerleri yerine yazacağız. Sonra değeri bir bulacağız. Yani yapmamız gereken şey amonyağın derişimi katsayı 2 olduğu için karesini alacağız. Bölü N2'nin derişimi katsayısı 1 olduğu için üstte herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Bölü H2'nin derişiminin küpünü alacağız tabii ki katsayısı sayısı 3 olduğu için. Şimdi yerine yazmamız yeterli olacak. Kap 2 litrelikmiş hepsinden birer mol almışız. Dolayısıyla bu hepsinin molaritesinin 1 bölü 2 olduğunu gösterir bize. Yani yapacağımız nedir? 0.5'in karesi yazacağız üst tarafa. Paydaya ne yazacağız? N2'nin derişimi de 0.5 çarpı H2'nin derişimi de 0.5 ama bunun küpünü almamız gerekiyor tabii ki. Buradan ne geliyor peki? Şu 0... 0.5'in karesi ile şu 3'ü silebiliriz. 1 bölü 1 bölü 2'nin karesi şeklinde dönüştü 0.5 çarpı 0.5'ten dolayısıyla 4 olarak hesapladık QC değerini. E, KC değerimiz 1'di. Dolayısıyla QC'yi KC'den daha büyük olarak bulduk. Bakın bu bilgi bize neyi söyledi? Demek ki QC daha büyükse ortamda bulunması gerekenden daha fazla amonyak vardır. Yani şurada Bizim dördü 1'e geçirmemiz gerekiyor. Bire düşmesi gerekiyor. Dördün bire düşmesi için buradaki ürünlerin derişiminin azalıp girenlerin derişiminin artması gerekiyor. Yani tepkime ne yöne hareket edecek? Girenlere doğru hareket etmesini bekleyeceğiz. QC, KC'den daha büyük olduğu için. Şimdi bunu belirlediğimize göre kapta zamanla en iki miktarı artar. Arkadaşlar tepkime girenlere doğru yöneleceği için en 2nin miktarının tabii ki artmasını bekliyoruz. En 2 girenlerde olduğu için. Kap hacmi bir litre olsaydı sistem dengede olurdu. Şimdi bir de bu durumu değerlendirelim bakalım gerçekten öyle olacak mı? Kapta e, hacim bir litre olsaydı derişimler bu defa birer mol olduğu için birer e, molar olacaktı 1 bir bölü birden. Yani e, tekrardan amonyağın karesi birin karesi bölü e, azotun kendisi bir çarpı H2'nin küpü yani 1'in küpünden 1 gelecekti. Kc eşittir, Qc olacaktı. Bu tepkimenin dengede olduğunu bize gösteriyordu. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru oldu. Dengeye gelince tepkime durur diyor. Arkadaşlar bu ifade denge tepkimelerinin hiçbirisi için doğru bir ifade olarak kabul görmeyecek. Neden? Hiçbir zaman tepkime durmaz dedik. Tepkime çalışmaya devam eder. Hem ileri yönde hem geri yönde devam eder. Ancak eşit hızda devam ettiği için hem ileri yönde hem geri yönde tepkimeyi biz dışarıdan baktığımız zaman makro bir bakış açısıyla durmuş gibi görürüz. Mikro boyutta bu değişimler sürekli devam eder. Tabii ki cevabımız 1 2 3 değil. 1 ve 2 doğru olduğu için C şıkkında yer alıyor olacak. Hess yasasına gelecek olursak şimdi e, kimyasal tepkimelerde enerji kısmında Hess yasasını tepkimelerin toplanabilirliği dolayısıyla da entalpilerin toplanabilirliği yasası olarak değerlendirmiştik. Burada da KC değerlerinin benzer şekilde tepkimede uygulanacak herhangi bir değişim sonucu etkilendiğini gözlemliyor olacağız. Mesela A ile B'nin tepkimeye girip C'yi oluşturduğu bir tepkime için KC'yi yazacak olursak ne diyeceğiz? C bölü A çarpı B diyeceğiz. Bunun A değerine eşit olduğunu varsayacak olursak. Şimdi tepkimeyi ters çevirdiğimiz anda yani C'nin girenlerde A ve B'nin giren ürünlerde olduğunu varsaydığımız anda buradaki pay ve paydanın yerini değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla elde edeceğimiz değer 1 bölü a'ya dönüşmesi gerekiyor. Yani çarpmaya göre tersini almamız gerekiyor. Unutmuyoruz kimyasal tepimelerde enerji konusunda entalpi kavramı üzerinde değerlendirme yaparken toplamaya göre tersini alıyorduk. Yani işaretini değiştiriyorduk. Tepkime egzotermik endotermiye dönüşmüştür diyorduk ama burada KC üzerinden yorum yaparken çarpmaya göre tersini almamız gerekiyor. Eğer herhangi bir sayıyla çarpacak, genişletecek olursak bu defa derişimlerin tamamı iki katına çıkmış olacağı için ne yapacağız? Hepsinin karesini alacağız. Yani katsayıları biz iki e, üs olarak yazmış olacağız. Dolayısıyla da başlangıçtaki kc değeri neyse onun karesini almamız gerekecek. Eğer iki ile genişletiyorsak, üçle ile genişletiyorsak üssü üç yazmamız gerekiyordu. İkiye bölüyorsak üssü bir bölü iki yazmamız gerekiyordu. Yani kare kökünü almamız gerekiyordu. Şeklinde yorumlamamız gerekecek. Bunu Entalpi değerinde yaptığımız zaman aynı sayıyla entalpiyi de çarpıyorduk bu defa üst olarak yazıyoruz. Diyelim ki bize başka bir tepkime daha verdi A ile C'nin toplanıp D'ye gittiği bir tepkime. Şimdi şu iki tepkimeyi alt alta yazalım tekrar daha net görelim. A artı B'nin C'ye gittiği tepkime de KC A'ya eşitti. Şöyle unutmuyoruz. Diğer tepkimeyi değerlendirdiğimiz zaman A ile C'nin tepkimeye girip D'yi oluşturduğu bir tepkimeden bahsediyorsak da KC'yi bize B olarak vermiş. Arkadaşlar şimdi bu tepkimeleri topladığımız zaman ne oluyor? Burada da C burada da C birinde girenlerde diğerinde ürünlerde. Dolayısıyla birbirlerini götürüyorlar. Son durumda bu ikisinin toplamı 2A ile B'nin tepkimeye girip D'yi oluşturduğu tepkimeye dönüşüyor. Net tepkimemiz bu. Yani şurada bizden istediği tepkime. Dolayısıyla entalpide çalışırken entalpilerin toplamını alıyorduk. Yani bu işte buradaki delta H1 ile buradaki delta H2'nin toplamına eşitti. Ama bu defa ne yapıyormuşuz? Çarpımlarını alıyormuşuz arkadaşlar. Aynı denklemin içerisinde yazıldığımız zaman çünkü A ve B'nin çarpımına eşit olduğunu görebiliriz. Hemen bir soru üzerinden bunu da biraz daha netleştirelim. Daha iyi anlayalım. Tepkimesi T santigrat derece sıcaklıkta ve 1 litrelik kapta 2 mol HI ve 1'er mol H2 ve I2 ile dengededir. Hemen bakın bize denge durumundaki mol sayılarını vermiş. Hacmi de verdiği için artık bunların derişimlerine eşit olduğunu biliyoruz. Yani 2 mol olması demek 2 moler demek. 1 litrelik kap olduğu için. Birer mol demek 1 moler demek. Dolayısıyla hemen Kc denkleminde yerine yazabiliriz. H'ının derişiminin karesini almamız gerekiyor. Bölü H2 derişimi çarpı I2 derişimi şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi h derişimi neydi? 2 molerdi. E bunun karesini alacaktık. 2'nin karesi. Paya bunu yazdık. H2 ve I2'nin birer molar olduğunu biliyoruz. 1 çarpı 1 yazdık. Dolayısıyla Kc değerimiz 4 olarak çıktı. Şimdi bu yukarıdaki tepkime için geçerli olan durum. Aşağıdaki tepkimeye bir bakıyoruz. Burada ne yapılmış? Tepkime ters çevrilmiş ve 2'ye bölünmüş. Dolayısıyla Kc değerini hesaplarken de ters çevirdiğimiz için 1 bölü 4 yapmamız gerekiyor. 2'ye böldüğümüz için de ne yapacağız? Bunun 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2'sini almamız gerekiyor. Yani kare kökünü almamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan da 1 bölü 2 cevabına ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğindedir diyebiliriz. Le Chatalya prensiplerine gelecek olursak dengedeki herhangi bir tepkimeye yapılacak bir müdahalenin denge konumunu nasıl etkilediği üzerine yorumlar yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki X2 ile 2Y2'nin tepkimeye girerek 2XY2'yi oluşturduğu bir tepkime var elimizde. Bu dengede. T1 anına kadar bu dengedeymiş. Biz buna herhangi bir şekilde sıcaklık etkisinde bulunursak tepkime için bize başta şunu da versin ısı burada olsun. Yani entalpi değeri ürünlerde ısı olduğuna göre sıfırda, sıfırdan küçük olsun. Egzotermik bir tepkime olsun. Bu sıcaklığın etkisini belirleyecek temel faktör olacak. Yani egzotermik mi yoksa endotermik mi buna göre yorumumuz değişecek tabii ki. Şimdi biz eğer sıcaklığı artıracak olursak egzotermik bir tepkimede şöyle düşünmemiz gerekecek arkadaşlar. Kc artar mı düşer mi? Tepkime daha mı iyi gerçekleşir yoksa daha mı az gerçekleşir daha mı kötü gerçekleşir tepkime girenlere mi yoksa ürünlere mi doğru kayar. Şimdi bunu yorumlamak için şöyle düşünebiliriz ısı neredeyse onun tersi yönde hareket eder eğer sıcaklığı artıracak olursak yani ortama sıcaklığını artırırsak ısı ürünlerde olduğu için tepkime girenlere doğru hareket eder. X2 ve Y2'nin derişimi artarken X, Y2'nin derişiminin azalmasını gözlemleyiyor olacağız. Bunu bir grafik üzerinden nasıl anlarız peki? X2 ve Y2 ürünler girenlerde olduğu için ve tepkimi böyle bir durumda e, girenlere doğru hareket edeceği için şu T1 anından sonra bunların derişiminde bir artış gözlemleriz. XY2'ye geldiğimiz zaman ise bu XY2 parçalanıp X2 ve Y2'yi oluşturduğu için bunun derişiminde de azalma gözlemleriz. Dolayısıyla e, grafiğimiz bu şekilde olur. Tabii ki belli bir süre sonra yeniden bir denge durumu oluşur. Yani şuradan sonra... Ve bir T2 anından sonra yeniden denge oluştuğu için sabitleme devam eder. Sıcaklığı düşürürsek de egzotermik bir tepkime de bunun tam tersi durum elde ederiz. Tepkime bu defa ürünlere doğru hareket eder. Yani sıcaklık düşürüldüğü zaman ısı ne taraftaysa oraya doğru hareket eder. Bu defa da demek ki ne yapar? Y2'nin derişiminde artış olurken X2 ve Y2'nin derişiminde azalma olduğunu gözlemleriz. Tabii ki yine bir T2 anında yeni bir denge durumu oluşacaktır. Bu tepkimeyi de göz önüne alacak olursak. Kc değerine gelecek olursak egzotermik bir tepkimede sıcaklık arttıkça Kc değeri düşer. Tepkime girenler yönlü hareket ettiği için endot egzotermik bir de yine sıcaklık düşerse bu defa Kc değerinin yükseldiğini gözlemleyebiliriz. Yine aynı tepkime için ortama madde ekleyip çıkarmak nasıl bir değişime sebep olur? Yine Le Chatelier'in incelediği bir diğer değişken durum da budur. Mesela X2 eklediğimizi varsayalım. Sabit bir sıcaklıkta bunu yapıyoruz tabii ki. Arkadaşlar şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Kapalı bir kap var. Ben ortama birazcık X2 ekliyorum. Şimdi X2 eklemem demek... Bir anda x'in derişiminin tabii ki şöyle artması demek oluyor. Eklediğim anda çat diye artacak. Moj sayısı arttı, hacim sabit. Ancak x2'nin artması ortamda x ve y'nin daha fazla çarpışıp xy2'yi oluşturması demek oluyor. Yani ben x2 ye eklediğim yerde tepme tam ters yöne hareket edecek. xy2 oluşacak daha fazla ürün oluşacak. Bu arada madde ekleyip çıkardığım zaman tabii ki temel bakış açım ne olacak? E, sıcaklık değişmediği için kc'nin sabit kaldığı bir durumu değerlendiriyor olacağım. Yani buradaki kc değerini yazacak olursak ne diyeceğiz? xy2'nin karesi bölü x2 çarpı y2'nin karesi bizim buradaki denge denklemimiz olacak. E ben x2'nin miktarını artırıyorsam buraya x2 eklediğim zaman KC'nin sabit kalabilmesi için ne olması gerekiyor? X2 ile Y2'nin miktarının biraz azalıp X Y2'nin miktarının artması demek oluyor. Yani tepkimenin yine aynı şekilde ürünlere doğru hareket ediyor olması demek oluyor. Dolayısıyla x2 birazcık y2 ile tepkimeye girerek miktarını azaltacak. Bakın x2 ortama eklediğim için başlangıçta arttı. Sonra birazcık azaldı. Ama hiçbir zaman tabii ki şu değerin altına düşmeyecek şekilde azalacak. Bir miktar y2 e, harcandığı için azalacak. Onun de azalma var. Y2 de oluştuğu için onun miktarında da bir artış gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla şöyle bir grafik çizebiliriz. Tabii ki belli bir t2 anında yine yeni bir denge durumu oluşacak. Ama ortama biz ürünlerden ekleyecek olursak bunun tam tersi bir durum söz konusu. Bakın X, 2 ekledik. Terse doğru hareket var. Yani tepkime girenlere doğru hareket edecek veya KC denklemi üzerinden değerlendirecek olursak sıcaklık sabit olduğu için KC sabit olur dedik. Biz ortamda X, Y, 2'nin miktarını artırırsak KC'nin sabit kalabilmesi için X, 2 ve Y, 2'nin miktarının da artması gerekir. Dolayısıyla bu azalır, bu artar. Yani tepkime girenlere doğru hareket eder. Dolayısıyla Ortama x 2yi eklediğim anda bunun derişiminde bir sıçrama zaten olacak kendiliğinden olacak. Sonrasında ise x2 bir miktar azalacak çünkü parçalanıp girenleri oluşturacak. x2 ve y2'ye geldiğimiz zaman bunlar şuradan sonra bir miktar oluşacağı için e, miktarlarında dolayısıyla da derişimlerinde artış olacak. Tabii ki belli bir süre sonra t2 anında yeni bir denge durumu oluşturacaklar. Peki hacimde bir değişiklik yaparsak? Arkadaşlar hacim değişikliği şöyle belirtelim. Eğer bu tepkime x gazı artı y gazı x y 2 x y gazı diyelim tabii ki. Şöyle bir tepkime olsaydı yani katsayılar toplamı iki tarafta da aynı olsaydı burada hacimdeki değişikliğin ya da basınçtaki değişikliğin denge anına hiçbir etkisi olmazdı dengeye etkisinin olabilmesi için illaki girenlerin katsayıları toplamıyla ürünlerin katsayıları toplamının birbirinden farklı olması gerekiyordur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle değerlendireceğiz bunu. Eğer hacmi artırırsak bakın hacmi artırdığımız anda Bunların tamamının derişimlerinde tabii ki azalma olacak. Atıyorum hacmi iki katına çıkarırsak üçünün derişimi de yarıya düşer. Dolayısıyla başlangıçta hepsi için şöyle aşağı doğru bir eğilim çizeceğiz, grafik çizeceğiz. Başlangıçta bu azalma var. Peki sonradan tepkime ne yöne daha doğru hareket eder? Bakın şunu unutmuyoruz. Gene sıcaklık değişmedi. Dolayısıyla Kc sabit kalacak. Kc'yi tekrar yazalım. Ne diyorduk Kc için? X, Y, 2'nin karesi bölü X, 2 çarpı Y, 2'nin karesi. Şimdi Burada tamamın derişiminin yarıya düştüğünü varsayacak olursak buradaki azalma paydadaki azalmaya göre daha az olacak. Yani payda çok daha büyük bir azalma geçirecek ama KC'nin sabit kalması gerekiyor. Bu sabitliği sağlamak için ne olacak peki? Alt taraf daha fazla azaldığı için birazcık ürün girenlere doğru hareket edecek yani tepkime bu durumda girenlere doğru yönelecek. Şöyle de aklımızda tutabiliriz. Bir tepkime de hacim artıyorsa kat sayının toplamı fazla olan taraf ne tarafsa tepkime o yöne doğru hareket eder. Burada kat sayılar toplamı 3, bunun kat sayısı 2. Dolayısıyla kat sayılar toplamı girenlerde daha fazla olduğu için tepkime girenlere doğru hareket edecektir. Yani şu ilk etkiden sonra x 2nin miktarı biraz daha azalacak ancak Y2 ve X2'nin miktarları birazcık artış gösterecektir. Ta ki yeni denge pozisyonuna gelene kadar. Ve şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. katsayılarla orantılı bir artış olması gerekiyor tabii ki. Yani Y2, X2'nin iki katı artış göstermek zorunda. Şu aradaki fark eğer burada 2A ise bu aradaki fark A kadar olmak zorunda. Eğer hacim azalırsa ne olur? Bu defa da bunun tam tersi durum olacak arkadaşlar. Yani hacmi azalttık diyelim ki hacmi yarıya düşürdük. Bu ne demek oluyor? Derişimlerin iki katına çıkması demek oluyor. Yani ilk etkide hepsinin derişimi artması gerekiyor arkadaşlar. Peki sonra ne oluyor derişimler en başta arttıktan sonra? Bu defa da e, üst taraftaki artış alt tarafa göre daha az oldu. Alt taraf çok daha fazla büyüdü. Üstlerinin toplamı 3 olduğu için. Yani bu defa Kc olması gereken değerden daha düşük bir değer çıktı. Tekrar eski sabit Kc'ye dönebilmesi için ne yapması gerekiyor Üst tarafın payın e, yani ürünlerin miktarının artması gerekiyor. Tepkime demek ki ne yapacak? E, kat sayılar toplamı az olan tarafa doğru kayacak. Yani e, bu tepkime için ürünlere kayacak. Bu durumda y 2nin derişimi şu artıştan sonra biraz daha artacak. Çünkü oluşacak. X2 ve y 2 arttıktan sonra bir miktar azalacak. Neden? Çünkü harcanıp y 2 oluşturacaklar. Dolayısıyla şöyle bir grafik çizebiliriz yine tabii ki. T2 anında yeni bir denge pozisyonu oluşana kadar bu devam edecek. Peki katalizör nasıl bir etki eder? Katalizörü hız konusunda tanımlarken demiştik ki katalizör bir tepkimeyi mekanizmalı hale getirir. Yani birkaç adımda gerçekleşir hale getirir. Ve bu etkiden ötürü eşik enerjisinin düşmesine sebep olur ve tepkimeyi hızlandırır. Şimdi dengeden bahsederken diyeceğiz ki ileri yöndeki tepkimeyi hızlandırır katalizörün varlığı. E ama geri yöndeki tepkimenin hızını da artırır. Dolayısıyla ikisini de hızlandırdığı için denge pozisyonuna hiçbir etkisi olmaz. Arkadaşlar o yüzden biz katalizörlü ve katalizörsüz tepkimeleri değerlendirirken şöyle değerlendireceğiz. Diyelim ki ürünlerin derişimleri şu noktaya geliyor. Girenlerin derişimleri de şöyle bir noktaya geliyor. Tepkime burada dengeye kalıyor. Eğer biz ortamda katalizör kullanacak olursak şöyle diyelim burası tabii ki ürünler, oluşan maddeler, burası girenler olsun. Aynı yeri oluştururlar yani ürünlerin derişimi gene ağda kalır ama katalizör kullandığımız için daha çabuk bir şekilde oluşur. Yani şuraya şöyle gelir. Girenler de yine aynı noktadan başlar gene aynı noktada biter ama tabii ki daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceği için grafiği böyle olur. Sonuç itibariyle e, ürün ve giren derişimleri sabit olur. KCD herhangi bir değişiklik olmaz. KC burada da sabit olarak kalır. Sadece dengeye daha hızlı bir şekilde ulaşmış olur diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla KC değişimini sadece ve sadece ne etki etti? şimdiye kadar gördüğümüz değişkenlerden sıcaklık etki etti. Bunun dışında herhangi bir değişken tabii ki madde türü ve kimyasal tepkimenin denklemini değiştirmediğimiz sürece etkilenmeyecektir. KC sabit kalacaktır. Neler öğrendik? Şöyle bir özetleyelim bakalım o zaman. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji ilimlerinin farklı yönlerde olduğu tepkimelere denge tepkimeleri adı verilir dedik. Bir diğer adıyla tersinir tepkimeler olarak değerlendirdik bunları. İleri yöndeki tepkime hızının geri yöndeki tepkime hızına eşit olduğu anı denge anı olarak değerlendirdik. Denge anında ürünlerin derişimleri çarpımı ile girenlerin derişimleri çarpımı oranı sabittir ki biz bu sabite KC sabiti adını verdik. Yani derişimler cinsinden denge sabitidir dedik. KP ve KC sabitleri arasındaki ilişkiyi KP eşittir. KC çarpı RT üzeri delta N formülüyle belirttik. Delta N burada ürünlerin katsayıları toplamı eksi girenlerin katsayıları toplamıdır dedik. Dengeye madde miktarı, sıcaklık, hacim ve basınç gibi etkenlerin etkisini Le prensipleri olarak gözden geçirdik arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.